Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. E, bugün usul derslerimizde inşallah e, Cüveyni okumalarına devam edeceğiz. Çünkü Ersale'yi bırakınca Cüveyni'ye başlamıştık. Sonra demek ki kısmet ikisini birlikte okumaktaymış. E, yeniden Er Risale'ye başladık. Cüveyni'yi de Bırakmayalım dedik vardır bir hikmet diye. Ee, şimdi bu usul dersleriyle ilgili değerli bir izleyicimiz not düşmüş. Kendisine arkadaşlar cevap verecekler. Ee, e, bu Videoları yükleyen arkadaşlar. Biz bu usul derslerini yapınca onları doğru bir e, logo altında yayınlıyoruz. Karışmıyor. E, onları logolarına bakarsanız. Şimdi bunlar ikinci düzey akademik rehberlik dersleri. Hepsi ikinci düzey akademik rehberlik dersleri. Hepsinin genel adı bu. Bir de özel adı var. Mesela ikinci düzey e, akademik rehberlik dersleri kelam. Mesela e, Abdülkahir el bağdadiyi kelama koyuyoruz. Eşari'yi kelamda, kelamın altına, logo altına koyuyoruz. 1-2-3 diye devam ediyor. Usulse ise Birkaç tane usul dersi yaptığımız için onların isimleri de değişik. Mesela bu dersimizi sadece usul, ikinci düzey rehberlik usul yazanın altına koyuyoruz. Fıkıh usulü okumalarımızı işte Er-Risale, Cüveyni, devamı oraya koyacağız. Hadis usulü İbni Salah ise onu ayrıca hadis usulü dersleri diye bir logomuz var. Orada hadis usulü zaten ad üstünde logomuz. Onun altına koyuyoruz. Benim kendi usul derslerimi de makasat altında topluyoruz, makasatın altına koyuyoruz. Dolayısıyla e, dersler kendi bütünlükleri içerisinde e, belli başlıklar altında toplanarak izleyicilerimiz o konuyla ilgili bütünlüklü bir e, okuma ya da bilgi edinmek isterlerse oraya bakabilirler ve oradan devam ederler diyebiliriz. Öneriniz için ve dikkatiniz için çok teşekkür ediyorum değerli izleyicime. Ee, durum bundan ibaret efendim. Fakat yine size zat halinize de şahsen cevap yazacaklar. Ben yazamıyorum çünkü YouTube kullanıyorum ben. Ee, arkadaşlara söyleyeceğim size cevap yazacaklar inşallah. Peki e, önce bir kaldığımız yeri görelim. Buradan ee, Tarihe atmamış mıyız? ha Atmışız, evet. Dokuzunda bugün iki hafta sonra yapmış oluyoruz. İyi. Dün de er Risale dersi yaptık. Bugün Cüveyn dersi yapıyoruz. Kısmet olursa yarın inşallah e, Usuliddin okumaları yapacağım. Geldiğimiz yer şuraydı. Hemen bir kısaca hatırlayalım. Rahimeullah bize fıkıh usulünün hangi ilimlerden yararlandığını ve ilkelerini hangi ilimlerden hareket ederek oluşturduğundan bahsetti. Ve sonra da bugün işte geldiğimiz yer burası bize fıkıh usulü nedir sorusunun cevabını verecek. Fıkıh usulü nedir? Fema usulül fık. Bunun cevabını verecek. Çok kısaca burada son derece önemli mevzuları okuyacağız inşallah. İyi ilki de başlamışız diye düşünüyorum. Umarım siz de bana katılırsınız. Şimdi burada değerli izleyenler Cüveyne okumaları 2'deyiz. Fıkıh usulünün anlamına dair ders yapacağız. Burada mukaddemi olarak bugün çok fazla durmayacağım. Ders içerikleri içinde ihtiyaç olduğunda yeniden döneceğiz. Benim bu arada Usul derslerimin ister İmam Şafii rahimehullah'ın er-risalesi'ni okudum bu derslerin ilk derslerini isterseniz e, makasid'in ilk derslerini usul olarak oradaki ilk bir birkaç dersi dinlemenizi tavsiye ederim çünkü ben bu fıkı usulü kavramının usulül fık kavramının hatta şöyle yazalım şu kavramın detaylı bir biçimde analizini yaptım. Orada bu analizleri mutlaka izlemelisiniz bu derslerden önce. Ve bugün de üzerinde duracağımız sözcük bu usul asıllar demektir ve gördüğümüz üzere çoğuldur. Cemi bir sözcüktür. Müfredi el aslı asıldır. Şimdi o halde Fıkıh usulü dediğimiz şey normal olarak bir terkiptir, izafet terkibidir ama bir isim olmuştur diye çok detaylı analiz yaptım. Orada inşallah izlersiniz. Burada tekrar etmem doğru olmaz çünkü işlediğimiz dersi tekrar etmiyorum. Asıllar demektir. Ve bu asılları dilden, kelamdan ve mantık ilminden istidlalden yararlanarak çıkardığını söylemişti. Az sonra bunları göreceğiz. Şimdi bu son derece önemli çünkü bir usul, bir metodoloji, yöntemden hareket ediyoruz. Yani buradan çıkardığı asıllar bir ölçü olacak, ölçü. Ve bu ölçüye göre dini hükümler, şer'i hükümler belirlenecek, tespit edilecek. Öyleyse bu ölçülerin sağlamlığı, güvenilirliği son derece önemli. İşte tam da müellif rahimeullah buradan başlıyor. İbareye dönelim ve e, metin üzerinden konuşalım. İhtiyacı oldukça tahtaya dönelim. Evet. Fe in qila fe ma usulul fıkh. Eğer usulü fıkhın ne olduğu sorulacak olursa ki burada onu belirlemeli istiyor. Böyle bir soru sormalıyız ve üzerinde durmalıyız. O zaman biz şöyle cevap veririz diyor müellif. Rengi açalım biraz. Deriz ki hulna hiye. Bakın hiye. Neden hiye? Çünkü usul çoğul onun için. Usul yani asıllar, hiye onlar edilletuhu, edilletuhu fıkın delilleri yani ölçüleridir. Biz ölçü olan asıllardan söz ediyoruz diyor. Her biri bir ölçü olacak. Edilletuhu'da ki yine bu konularla ilgili istidlal bahsini özellikle e, mantık dersimdeki istidlal bahsini dinlemenizi isterim. Bu sözcükleri bu tür kitaplarda okurken hiçbir zaman hemen böyle sıradan kullanılmış sözcükler olarak düşünemeyiz, düşünmemeliyiz. ve Üzerinde dikkatlerimizi yoğunlaştırmamız gerekir. Edille delildir ve hem ölçüdür bir şeyin delilidir hem de bir istidlaldir. Kendisiyle bir sonuca gidilir. Delil, medlul, istidlal. Şöyle üşenmeyelim efendim. Şurada gösterelim. Delil bizi medlule ulaştırır. Bu sonuçtur. Bu da bu sonucun sebebi, nedenidir. Bu delilden bu sonuca gitmeye istidlal denir. Öyleyse fıkıh usulü aslında bir istidlal ilmidir. Kendisinin delilleri, ölçüleri var ve bu ölçüleri kullanarak fıkıh usulü istidlal yapar. Fıkıh usulü yaptı bu. Ve Buraya dikkat buyurunuz. Son derece önemli bir cümle bu. Hatta şöyle müsaadenizle renklendirerek e, okuyalım. Renklendirelim bunu. Fıkıh usulünün kendisi madem ki o asıllar, onun ölçüleridir, delilleridir. Bu deliller, edilletul fık, bu ölçüler, el edilletü sem'iyyetü, bakın semai diğer bir adıyla söyleyelim, naklidir. Şimdi birazdan da okuyacağımız üzere hemen mutezileye itirazla başlayacak derse böyle bir fıkıh usulünü belirlerken, tanımlarken son derece önemli bir biçimde altını çizdiği bu ifade اَدِلَّتُ الْفِقْهِ هِيَ الْاَدِلَّ السَّمِعَيَّ demek bu aslında bir itirazdır. Çünkü Mu'tezile el edilletul akliye diyecek. O halde Cüveyni daha fıkıh usulünün tanımını yaparken tarifinde onu akli istidlal ilkelerine bütünüyle bağlı bir ölçü olmaktan çıkararak sem'iyata, nakli delillere istinad eden akli delillere istinad etmeyen bir konumda konumlandırmaktadır. Bu itibarla son derece önemli olarak Cüveyni daha fıkıh usulünün tanımını yaparken doğal olarak Mutezile karşıtlığını Eş'ari geleneğin çizgisinde yer aldığını düşüncelerinin ve usulün ilkelerini de ona göre belirleyeceğini tavır olarak net ortaya koyuyor. Bu son derece önemlidir. İdeolojiktir, doğrudur. Kelami anlamda bunların hepsi ideolojik. Daha önce de konuştuk. Eee gündelik dildeki anlamda konuşmuyoruz ideolojiyi biliyorsunuz. Kelimeyi yani öyle kullanmıyoruz. E, ve kendisi de bu çizgide durduğunu ve konuları ona göre ele alacağını söylüyor. Bu sem'i delillerin el edille sem'iye aksamuha yani ha burada malumunuz edille aksamiye raci sem'iye raci sem'i delillerin kısımları ise şöyle farklı renkle isterseniz belirleyelim. Nasıl kitap vahiy metni vahiy metni ve nasıl sünne el mutevatire bakın bu önemli mütevatir sünnet vel icma icma O halde İmam Cüveyni'nin fıkıh usulünün üç temel delilini semiyat olarak belirlediğini ve bunların nakle dayandığını ve yine üçünün de kat'i delil olduğunu belirlememiz lazım. O halde diyebiliriz ki Cüveyni Rahimahullah fıkıh usulünün üç temel sütununun üçünü de kat'i olarak belirliyor. Bunları konuşacağız ileride. Kendisi de söyleyecek. Çok konuşacağız bunları. Bunun üçü de kat'idir. Neden kat'idir? Çünkü nasıl kitap vahiy delili kat'i midir? Evet. Efendim şu var bu var onlara gelecek zaten. Yani muhkem var, müteşavih var vesaire. Onları zaten söyleyeceğiz ama vahyin bizati kendisi kat'i midir? Evet. Mütevatir sünnet, mütevatir kat'i midir? Evet. Zaten mütevatirin üzerinde de çok durduk biliyorsunuz hadis usulü derslerinde vesaire. Kat'i midir? Evet. El icma, icma da öyle. İcma zaten ad üstünde muhalefete yer vermeyen bir kesinlik ifade eder. Peki bu icman tanımı nedir? Ne zaman gerçekleşir? Nasıl olur? Olmuş mu? Olmamış mı? Bunları tartışacağız. Ve nitekim bunları Cabiri derslerinde de epey tartıştık biliyorsunuz. Şimdi o Cabiri derslerinde tartıştığımız ve onları ele alırken de ileride bunları asli kaynaklarından sizinle okuyacağız. Ve orada da o kaynakların kendi ifadeleri üzerinden bunları tekrar tafsilatıyla ele alacağız diye Cabiri derslerinde söylemiştim. Ve ben o Cabiri derslerini yaparken oradaki kullandığım ifadeler, yorumlar, değerlendirmeler sadece Cabiri'deki o verilen bilgileri okuyarak sizinle yaptığım değerlendirmeler değil. Cabiri'nin atıflarını ve kaynaklarından da haberdar olan bir e, bilim insanı olarak onları e, yorumladığım için burada inşallah bu detayları e, müzakere edeceğiz ve bir bakıma da Cabiri rahimeullah'ın bu kaynaklara ne kadar Vakıf olduğunu da gözlemlemiş olacağız ki gerçekten çok Vakıf bir insandı şimdi bu durumda Madem ki üç kat iyi dayanağı var ölçü Allah'ın kitabı Hazreti Peygamber'den gelen mütevatir sünnet bir de Müslümanların icmağı. Üçü de katidir. Ve müstenidu cemi'uha kavlallahi teala. Bunların hepsi de Allah'ın kavline uygundur. Şu ifadenin de üzerinde usul açısından daha çok durmuştuk. Bunların hepsi de Allahu Teala'nın kavline dayanır. Bir Allah'ın kelamı zaten kendisi. İki peygamberin sünnetine tabi olmamızı söylüyor. Yani o meşruiyeti hatırlayın meşruiyet konusunu ele aldım derslerimizi. Hepsi de meşruiyetlerini kendisinin bir üstündekinden alır. İcma meşruiyetini sünnet ve Kur'an'dan alır sünnet meşruiyetini Kur'an'dan alır. Kur'an meşruiyetini kendisinden alır. Kur'an'ın vahyin meşruiyeti kendiliğinden kendisindendir. Peki. Ve min bu açıdan baktığımızda tüstemeddu usulül fıkhi minel kelam bunların hepsi kelam ilmiyle ilgili olduğu için kelama dayanır. Yani fıkhın ana ölçülerinin tespiti kelamla ilgilidir. Kelam ilmine istinad eder ki bunların hepsi de kelam ilminin konusudur. O halde geçen derste de üzerinde durduğumuz üzere fıkı usulü neden Arap dilinden, kelam ilminden ve istidlal mantık ilminden istifade eder meselesi son derece önemlidir. Şimdi Cüveyni rahimehullah yaşadığı dönem itibariyle ismini zikretmese bile mantık olarak istidlal diyerek ve tanım yaparak bakın bir tanım yapıyor. Şimdi yukarıya dönelim. Şu sorunun kendisi bir mantık sorusudur. Fema usulü'l fıkh? Ma ile soruyoruz. Neydi? mantıkta öğrendiğimiz ilk temel kural. Mahuva mahiyetini soruyor. Mahuva'ydı. Usulü fıkhın mahiyeti nedir? Kat'i delillerdir. Kat'i deliller nedir? Vahiy, mütevatir sünnet ve icmadır. Şimdi burada kelamın konusu olan bu noktadan Cüveyni Rahimahullah fe in biz fıkı usulü kelamın da konusu olan üç kesin ölçüye dayanır deyince bize denebilir ki fe in denilebilir ki tafsilu ahbaril ahad vel akise la yulfa illa fil usul. Şimdi haberi vahitler yani mütevatir olmayan sünnet. Vel akise kıyas. Bunlar da usulde usulün konularında yer alıyor. Ve leyset kavati, bunların hiçbiri de kat'i değil. Haberi vahid zanni bilgi verir. Kıyas zanni ad üstünde müştehidin zanlıdır. Ama fıkıh usulünde bunlar da var. Kat'i değil. Kat'i değil. Ne olacak şimdi? Siz diyorsunuz ki kat'i olması gerekir. Kat'i bir ölçüye dayanmalıdır. Ama kat'i olmayanlar da söz konusu. Şimdi diyor ki kulna biz buna şöyle cevap veririz ki haldul usuli bir usulcünün yapması gereken bir usulcüye yakışan ibanetul kat'i fi'l ameli biha Kendisiyle amel edilen durumda kat'i olan usule itibar etmesidir. Açık bir biçimde kesin olana itibar etmesi lazımdır. Walakin la budde min zikriha ancak bu kesin olmayanların şu sayılanların usul içinde zikri de zorunludur li tebey li el bakın li yetebeyyen el madlul, sonuç ulaştığımız sonuç ortaya çıksın belli olsun ve yerte bir de delilu bihi bu bihi medlüller acı medlülün hangi delille ilişkilenerek bu sonuca hangi delille ulaştığımızın ortaya çıkması netleşmesi için bu bahisleri de ele alıyoruz yani demek istiyor ki biz Fıkıh usulünün ölçüleri kesin olmalıdır Tezimizde kararlıyız. Şu tez tavize kapalıdır. Ama şu kesin olmayanların zikri de kimi konuların kimi konular fıkıhta bakın. Fıkıhta kimi konular zanni bilgiye dayanır. İşte biz bunu bu konuda zanni bilgiye dayanıyor dememiz açısından sözünü ettiğiniz haberi vahitler piyas gibi zanni bilgi veren kendileriyle ancak zanni sonuçlara ulaşabildiğimiz ölçüleri de bu ilim içinde ele alırız. Çünkü medlulün istinad ettiği delilin ne olduğu tebeyyün etsin, ortaya çıksın diye. O halde Hazretin bu yaklaşımından anlıyoruz ki bu terkipte usulül fıkta usul dediğimiz zaman bunların kat'i olmaları gerekiyor. El fık dediğimizde bu fık sözcüğüne dikkat edelim. Fık dediğimizde bunun da bir uygulama bir hüküm olduğunda ahkem olduğunu söylersek usul kesin olmalı kat'i olmalıdır fakat fıkıhta zanniyede yer vardır bu ayrıma dikkatinizi istirham ediyorum ki bunları benim o dersin başında size atıfta bulunduğum dinlemenizi e, istiyorum diye rica ettiğim dersleri dinlerseniz bu detaylar orada çok var usulde zanniye yeri yoktur. Usul kat'i olmak zorundadır, ölçüdür. Fakat uygulamada fıkıh dediğimiz şeylerde bazen kat'iye dayanmayan uygulamalar. Onun için bir fıkıh var bir de usulü fıkıh var. O halde şöyle diyebilir miyiz? Şu fıkıh dairesi olsun şu da usul dairesi olsun. Şimdi bu usul, bu fıkın kat'i olanlarına tekabül eder de zanni olanlarına tekabül etmez. Ama zanni olanlarını da içine alarak kat'isiyle zannisiyle fıkhın neleri kat'i ölçülere dayanıyor? Neleri zanni delillerle efendim yetinilebiliyor bunları ortaya koymak için. O halde fıkıh usulü zaruri ve zorunlu olarak kesin asıllara, kesin ölçü ve ilkelere dayanır. Fakat zannileri de fıkhın bazı konularının zanni olanlarla olan ilişkisi nedeniyle içinde yer verir ve zannileri de el alır. Ki nitekim el alacak ve biz de inşallah okuyacağız zaten. Şimdi son derece önemli bir noktaya geldik. Fasl. Klasik kaynaklarımızın kitap tertipleri böyledir. Bir bab başlığımız vardır, altında da fasıl fas sözcüğü önemlidir. Fasıl sözcüğünün e, seçilmesinin de hem dil açısından hem de e, kelam ve mantık açısından da önemli bir e, karşılığı var. İzninizle kısaca ona da değinmek istiyorum. Bir fasl mantıktaki adıyla ayırt edici özelliktir. O halde bu kaynaklardaki, klasik kaynaklarımızdaki her bir fasıl diğer bir fasıldan özsel olarak farklıdır. Ele aldığı konu itibariyle özsel farklılığı vardır. O halde her bir fasıl kendine özgürlüğü içinde mantıktaki gibi faslı mümeyyiz diyoruz ya fasıldır bir ayırt ediciliği vardır. Zaten fasl ayırt etmektir. Cabir derslerinde de beyanı tanımlarken Er başlarken de, de üzerinde durmuştum. Böyle bir mantıki manada ayırt ediciliği vardır. Dilsel manada Faslul hitaptır. Yine farklı bir konuya geçişi ifade eder. Farklı bir şeye geçişi ifade eder. Kelami manada da hasıl ana konunun detaylarına kabul eder. Ve her bir detay ana konunun takvimi güçlendirilmesi ve detaylandırılması için gerekli ve lüzumludur. Bu bakımdan bizim modern yazım tekniğimizde üst başlık, alt başlık, alt başlığın alt başlıkları şeklinde irtibatlandırdığımız o mantıksal kurgu, metin kurgusu klasik ülemada inanılmaz derecede gelişmiştir. Ve bu fasıllarda bunları göreceğiz. Şimdi biz tanımda sonuç olarak neyi gördük? Usulü fıkhın asıllarının kelam ilminden hareketle tespit edilmiş üç kat'i bilgi kaynağı olduğunu ve bu bilgi kaynağının da semi nakil olduğunu söyledik. Semi delildir. Edille semiye naklidir dedik. Şimdi tam da bunun üzerinden Mutezile ile bir ringe çıkacak ve Mutezile'yi muhatap alarak konuşacak. Şimdi şunu da söyleyelim değerli izleyenler, e, sevgili öğrencilerim. Ulemamızın muhaliflerin fikirlerine de ne ölçüde vakıf olduklarını da görmek bakımından önemli. Birazdan göreceğiz. Öyle bilmeden ezbere muhalefet yok. Ya batıl değil mi zaten? Öyle değil. Bizim işte son zamanlarda bu aynı zamanda tırnak içinde söylüyorum affınıza e, sığınarak. E, cahillik mazeretidir. Batıl değil mi? Nesini öğreneceksin diyor. İyi de öğrenmediğin bir şeyin batıl olduğunu nereden biliyorsun? Ve büyüklerimiz batıl demişler. Peki büyüklerin yanıldıysa ne olacak? Büyüklerinin büyüklüğüyle yetinenler büyüyemezler efendim. Onu bir kenara not alınız. Büyüklerin büyüğüyle yetindiğinizde büyüyemezsiniz. Hep küçük kalırsınız. Peki konumuza geçelim. وَقَدْ ذَكَرْنَا اَنَّ الْفِقَّ هُوَ الْعِلْمُ بِالْاَحْكَامِ Şimdi biz diyor fıkı sözcüğünün anlamının ne olduğunu belirledik. Şimdi bunu renklendirelim. Şöyle bir renk seçeyim. Müsaadenizle. Fıkı şer'i hükümlerin ilmidir. Fıkı el fıkıhu ve el ilm ilimdir. Neye dair bir ilimdir? El ahkam el şer'iyye. Şer'i hükümler. Yani günümüz adıyla hukuk. Fıkıh bir hukuk alanıdır. İslam hukuku diyoruz. El fıkh el fıkhul İslami, el hukukul İslami demektir. İslam hukuku şer'i hukuki hükümleri konu alan ilimdir. Onun dışındaki meseleleri pek dikkate almaz. Ama biz sadece fıkıh okumuyoruz. Fıkıh okusak işte ilmihal bilgilerinde olduğu gibi başlarız kitab-ı taharetin hükümlerini öğrenmeye, avukat salatı öğrenmeye, diğerlerini öğrenmeye başlarız ve orada doğrudan Fıkıh bilgiler öğreniriz. Ama biz burada usulünü, bu öğrendiğimiz bilgileri nelerden hareket ederek elde ettiğimizi, bu bilgilerin hangi delile istinad edip dayandığını öğrenmeye çalışıyoruz fıkıh usulünde. Onun için ve nahnu nezkuru elan ma'na el ahkam biz şimdi burada şu ahkam şer'i hükümler dedi ya. Bu hükümlerin neler olduğuna ilişkin onun anlamından çok kısaca bahsedeceğiz. Çok kısaca üzerinde duracağız. İnşallah thumma nufassiluha ba'de ileride bunları tafsilatıyla ele alacağız ki alacak. İnşallah biz de kısmet olursa okuyacağız. Detaylı bir biçimde bunları inceleyeceğiz diyor. Peki Burada dikkat ederseniz biz hüküm meselesini çok kısa bir biçimde ama bu faslın kendine özgürlüğüne yakışır bir biçimde özel bir yönüyle ele alacağız. Özel yönüne işte mutezileye cevap olması bakımından. Mutezileye cevap teşkil edecek yönüyle ahkamın ne olduğunu ele alacak. Onun için de diyecek ki فَلَيْسَ hukmu hükm el-mudafe ila صِفَةً sıfaten fihi sabiteten. Peki hüküm her ne ile ilgiliyse, neyin hükmü ise, neye ait bir hükümse, onda o mütallak olduğu şeyde bir sıfatı sabite değildir. Sabit bir sıfat değildir. Bu cümleye lütfen dikkat edelim. Yani hüküm, hüküm diyelim, x'in bir hükmü var. Nedir? Haramdır bu haram el mudafu izafe edilmiştir. Neye? X'e. Haramlık X'e izafe edilen bir hükümdür. Bir sıfattır. Fakat sabit değildir. O halde neden merhum böyle bir cümle kurmak üzere başladı konuya? İşte ben tez yazım ve danışmanlık derslerini onu da ihmal ediyorum biraz da keyfim kaçık da ondan. Benim resmi danışmanı oldum. Öğrencilerime bile yazmalarıyla o kadar uğraşıyorum, dinliyorum. Ee, dinlediniz mi diyorum? Dinlememiş. Bakmamışlar bile. Resmi danışmanlarıyım ben bunların. Kim kim için yapıyorsam ben o dersleri acaba? Gerçi biliyorum ben de kim için yaptığımı resmi danışmanı olduğum öğrencilerim için yapmadım kesin. Bu dersleri ben onlar için yapmıyorum. Bu bilgiye susamış, bu bilgiyi arayan gerçek taliplere yapıyorum. Resmi öğrencim olmak başka bir şey, gerçekten öğrencim olmak ayrı bir şey. Devam ettireceğim yani onları. Çok ileri düzeylere kadar getireceğim. Kaldığım yeri de biliyorum. O dersleri izleyenlerden de ayrıca e, özür diliyorum. Yoğunluklarım itibariyle biraz aksadı ama onları inşallah düzenli bir biçimde devam ettireceğim. Niye oraya girdim? Şunun için. Bir metni yazarken o metnin cümleleri o metnin cümlelerini oluşturan kelimeler müellifin zihninde her zaman bir amaca, bir kasta yöneliktir. Eğer burada Cüveyni merhum konuyu Mutezile ile tartışmaya ve müzakereye bağlamayacak olsaydı böyle bir cümle ve böyle bir paragraf yazmazdı. Çünkü niye? Çünkü muhtezile hükmün ilgili olduğu şeyin sıfatı sabitesi olduğunu söyleyecek birazdan. Ve muhalifi oldukları mutezileye karşı Cüveyni Rahimahullah çok net bir biçimde önce ne diyor? Diyor ki hüküm müteallakının sıfatı sabitesi değildir. Detaylarında daha iyi anlayacağız efendim. Mesela diyor fe kulna şurbul hamri muharramun. Şarap içmek haramdır. Hükmünü ele alalım. Bu bir hüküm müdür? Evet. Şurbul hamri muharramun hükümdür. Lem yekunit tahrimu sıfaten zatiyeten lişşürbi. Bakın. Burada haramlık, tahrim içmenin içmeye ilişkin sadece mücerret içmeye ilişkin bir sıfatı zatiye değildir. Eğer öyle olsaydı her türden şarap içmenin haram olduğu ortaya çıkardı. Oysa diyor. Ve Biz zaruret anında şarabı susuz kalmışsınız. Ölmek üzeresiniz. Elinizde içecek şaraptan başka bir şey yoksa ölmemek için şarap içiyor muyuz? Evet. Peki haram oluyor mu? Hayır. O halde diyor ki Cüveyni Rahimahullah Hüküm sıfatı sabite olsaydı sıfaten zatiyeten, sabiteten hep alt alta geldi. Güzel olmuş. Zati ve sabit bir sıfat olsaydı yaşamak için içtiğimizde de haram olmaktan çıkmazdı. O halde burada sünni geleneğin bu yaklaşımına dikkat edelim. Çok önemli bu. Eşari gelenekle Mu'tezili gelenek arasındaki özellikle kelami tartışmaların ana zeminini oluşturan bu temel yaklaşım hayati derecede önemlidir. Cüveyni Reymevlad tam buradan başladı. Hüküm hüküm Sünni gelenekte Sünni gelenekte hüküm sıfattır. Evet gayri sabittir. Yani hüküm zail olabilen bir sıfattır. Onun için de sünni gelenekte hemen hemen her türlü haram zaruret anında ne yapar? Haram olmaktan çıkar. İnne'l zarurat tubihul mahzurat diye bir kaidesi de var bizim geleneğimizin. Zorunlu durumlar mahzurat zorunluluklar haram olan şeyleri mübah kılar. Haram olmaktan çıkarır. O halde haramlık sabit bir sıfat değildir. O halde fehuve bu hüküm keşşurbul muharram. Haram olan içmek indel ihtiyar keyfen içmektir. Adam suyu var mı? Evet. Susuz mu? Hayır. Ölmek üzere mi? Değil. Keyif için içiyor. O halde bu haramlık ihtiyari olarak şarabın şarap olduğunu ve yasak olduğunu ve haram olduğunu bilerek içmenin sıfatıdır. Ayrım çok önemli. Peki bu ayrımların bizi ne tür sonuçlara götüreceği, bu ayrımlardan biz nereye varacağımızı daha sonra göreceğiz. O halde ve maniyu anlam olarak bi kevnihi muharremen ennehu mutaallakun nehyi bu haramlık haram olması neymiş? Nehye nehye taalluk eder. Mutallakı nehidir. İşte bu nehi sabittir. Şari'in şari'in nehi sabittir. O halde haramlık muharram, haram oluş nehiye yasa mütallakı yasaktır. İçme değil, şurup değil. Yasaktır. Nehi sabittir. Geçici olarak biz zorunlu durumda o şarabı içsek bile Allah'ın şarabı yasaklama hükmü zail olmaz. Hüküm devam eder. Fakat o yasak fiili işlemenin sorumluluğu ortadan kalkar. Demek ki nehi sabittir. Nehi sabittir. Nehin sonucu sonuçları zaildir. Değişkendir. İhtiyari içerseniz sonucu, zorunlu bir durumda içerseniz sonucu farklıdır ve bir kevnihi vaciben mutallakul emr. Çok önemli ibareler ve ifadeler bunlar efendim. Dikkatlice takip etmemiz ve anlamamız gerekiyor. Vacip oluşu da emirle ilişkidir, ilişkilidir. O halde şöyle söyleyelim, şuraya da yazalım. Cüveyni Rahimehullah'ın bize vermiş olduğu örnekten hareket ederek haramlık bir sıfattır. Fakat bu sıfat haram olan şey. Haram olan şey ne? Şarap. Haram olan şarabın sıfatı sabitesi değildir. Çünkü onu içmek, şarap demek içmekle ilgili bir şey. Sıfat sabite değil. Neden? Çünkü zorunlu alda haram olmuyor. Ama haramlık, şarapla ilgili olan haramlık neye bağlı? Allah'ın nehyine yani onu içmeyi yasaklamasına nehye bağlı asıl sabit olan nehidir. Peki nehi neyle sabit oluyor? Emirle. Bunları ayrıca ileride çok göreceğiz zaten emir nehi meselelerinde. Evet. Vacip burada vaciplik farz anlamında biliyorsunuz, zorunluluk anlamında. Bu ne neyle sabit oluyor? El emru emirle. Ve leysa limâ yetaallaku bihi kavle kâilin ala cihetin sıfatan hakikiyye. Bakın şimdi geldi. Kavle kâil, mutezile bunlar. Bir kısım kimselerin, bunda da ince iğnelemeler vardır. Yani bizim ulema da böyle bir aristokrat üst perdeden bir tavırda vardır. Çünkü hakikaten bu insanlar, büyük insanlar ilmi yeterliliğe ve yetkinliğe sahipler ve onun verdiği bir böyle o mertebeye yakışır nezaket içerisinde de bir şey vardır. Ee, muhatabı böyle bir ezme diyelim ona günümüz tabirle. Yani sizi muhatap alırsak siz sıfat sabite hakike hakikiye diyorsunuz. Öyle değil. Ve leyse limâ yetaallakû bihi kavle kavle kailin cihetin sıfaten hakikiyeten min zâlikel kavl bu konudaki düşüncelerinde böyle diyenlerin dediği gibi değil durum. Aşağıda zaten konuyu detaylı ele alacak ve ele alacağız yani az sonra. Bu tıpkı ne gibidir? Ve huve ke eşşey'e biz bir şeyi isimlendiririz ma'lumen bilinen olarak. Bir şeyi bilinen olarak isimlendiririz. Ma'al kat'i bi ennehu leyse lehu min taallukul ilmi bihi sıfatun hakikiyetun. Bilgi o şeye dair bilgi. O şeyin sıfatı hakikisi olmadığı halde onu bilinen, malum diye ne yaparız? İsimlendiririz. Malum bir isimdir. Bir şeyin bilinmesidir. Neyle birlikte? Ma'al bi ennehu Onun bilgi, biliniş durumunun sıfatı hakiki olmadığını ve bunun bir kesinlik gerektirmediğinin bilincinde olarak biz o şeyi malum deriz. Oysa zamanla bakarız ki bu malum gayri malum çıkar. Onun bilgisinde bir eksiklik olur, fazlalık olur vesaire olur. Dolayısıyla belli farklı olarak e, bilgi bilinenin sıfatı hakikisi hüküm mahkumun aleyh olan her neyse onun sıfatı zatiyeyi sabitesi değildir diyor. Peki efendim Niye böyle söylüyor? Yani niye durup dururken böyle bir mevzuğa girdik? Onu bir ele almamız lazım. İşte burada müellif bize diyecek ki bu konunun ana tartışılma noktası hüsün kubuh meselesidir. Bakın bu bizim ilahiyatta kelam dersi almış mezhepler tarihi dersi almış her öğrencimizin az çok belli düzeyde bildiği bir konudur. Ama artık biz bu düzey derslerde bunları hele kelam derslerimizde ileride Buna çok detaylı bir biçimde e, inşallah ele alacağız. Sümme min ahkam <Sessizlik> şer'i Şer'i hükümler konusu olunca konu kaçılmaz olarak hüsün kubuhla ilgilidir. Peki efendim azıcık bunların üzerinde duralım ve El takbih ve tahsin bir şeyi çirkin pardon bir şeyi güzel görmek et takbih bir şeyi kötü olarak nitelemektir. Az önce e, dikkatinizi çektim ki bu metinleri okurken burada kullanılan e, ifadelere, kelimelere dikkat etmek lazım. Müellifler bu konuda çok titizler, çok hassas, çok yetkinler diye. Şimdi diyor ki Şueyni merhum: ahkam et ve İfade edip dikkat edin. Takbih, tahsin. Kötü görmek, güzel görmek. Kötüleştirmek, güzelleştirmek. Burada bu mastarların takbih ve tahsin oluşu hayati derecede önemlidir. Çünkü hem tahsin hem takbih zati değildir. Bu nedenle bu iki sözcüğü mutezile kullandığında bunun adı Hüsn-Kubut'un el hasen ve kubh Evet. O böyle kullanılır. El hasen ve kubh diye kullanılır. Çünkü Hüsn ve kubuh zati sıfatlardır. Zatilik gerektirir. Ama dikkat buyurunuz, Cüveyni rahimehullah bu mesele bir husun hüsün kubuh sorunu değildir demiyor. Kullandığı sözcüklerde bile kendi teorilerinin, tezlerinin, ideolojilerinin savunusuna o kadar dikkat ediyor ki bizim için çirkinlik ve güzellik zati değildir neden? Çünkü aşağıda gelecek göreceğiz. Burada da söyleyecek zaten. Allahu Teala'nın emriyle güzel olur, nehiyle çirkin olur. Onun için de Allah'ın emri ve nehi emrolunanın zati güzelliğine, nehyolunanın zati çirkinliğine tabi değildir. Oysa Mutezile diyecek ki Allah'ın emrettikleri zaten güzel olan, emredilmesi gerekenlerdi. Nehyettikleri de zaten çirkin, nehyedilmesi gerekenlerdi. Onun için Allah'ın güzel olanı emretmesi, çirkin olanı da yasaklaması zaten gerekirdi diyecekler. Orada çok temel bir tanrı tasavuruna giden kelam çünkü, tanrı tasavuruna giden esaslı bir tartışma zemininin olduğunu görüyoruz. Bakın bu cümlede. Wahuma takbih ve tahsin raci'ani ilel emri ve nehi. Bakın bunun müsaadenizle renklendireceğim artık. Şöyle renklendirelim. Vahuma bunun ikisi. Yani takbih ve tahsin racian racidirler neye i̇lel emir ve nehi İşte tam olarak sorunun olduğu yerde burası sünni gelenek der ki emirle tahsin güzellik oluşur nehi de takbih oluşur Çirkinlik nehiyle? Güzellik emirledir. Öyleyse sünni ve eşari geleneğe göre... ...varlıkta zaten iyilik ve kötülük diye bir şey söz konusu mudur? Hayırdır. Bunu benim usul derslerimde de görürsünüz. Ee, orada bunların üzerinde durdum. Ee, ahlaki kavramlardır bunlar. İrade ve akıl gerektirir. Sorumlu varlıklarla ilişkindir. Eşyanın kendisinde... Bunları tartışacağız. Eşyanın kendisinde bizatihi kendisine güzellik ve çirkinlik isnadı doğru değildir. Ahlaki kavramlardır bunlar. E, yargısal kavramlardır ve dolayısıyla daha farklı gerekçeler gerektirir bunlar. E, onun için bakın Mutezile'ye itirazını ifade eden cümlenin yapısına bakalım. Li aynihi فَلَا يُقْبَهُ شَيْءٌ ف۪ي هُكْمِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah'ın bir hükmünde bir şey bizatihi kubuh kullanıyor bakın takbih değil. Çirkin oluşu li aynihi o şeyin zatıyla ilgili değildir çirkinlik kema la yuhsenu şey li aynihi aynı biçimde bir şey zatı itibariyle güzel zatı itibariyle çirkin olmaz diyor evet şimdi efendim izninizle bu ders biraz kısa olsun. Burada kalalım. Heyecanlı yerde kalalım. Ee, böylece bizden ayrılmayın demiş olalım. Hani heyecanlı dizilerde böyle söylüyoruz. Devam edecek bizden ayrılmayın. Çünkü çok derin mevzulara gireceğiz burada. Çıkamayız. Çok uzar. Biz ee, onun için burada kalalım. Ee, siz de inşallah e, heyecanla beklemiş olursunuz. Tarihimizi atalım. 26 .03 2024 Şimdi tam mutezile geldi. Ve kasemet el mu'teziletu Bakın El ef'ale kısmeyin fiilleri ikiye ayırıyor mutezile ve buradan devam edeceğiz. Tam da büyük bir ustanın cüveyni gibi işin hem kelami manada işin ehli hem fıkıh usulü konusunda işin ehli bir kalemden mutezile eleştirisi okuyacağız efendim. Ve bu arada mutezilenin ne dediklerini de bize onların en önde gelen temsilcilerinden onların düşüncelerini aktararak bunu yapacak. Önümüzdeki hafta inşallah bu ders işleyeceğiz. Çünkü bir hem mukaddime yapacağım, önemli bir mukaddime, hem de e, uzunca okuyacağımız için başlı başına bir ders olsun inşallah. Peki. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz efendim.